Evet, şu süreçte pandemi dönemini yaşarken de evet kilolar alındı. Kiloların verilmesi için de yöntemler, kolay yöntemler, işte mide botoksu ve mide balonu son zamanlarda çok tercih edilen bir yöntemdi. Ekranları başındaki izleyenlerinizle de bunu paylaşıp peki pandemiyle ilgili birkaç bilgi almak istiyorum Sultan Hocam. Bu süreçte nelere dikkat edeceğiz? Vallahi hepimizin hastalarımıza, çevremize, ailemize tavsiye ettiğimiz bir, hijyenimize çok iyi dikkat edeceğiz. İki, mutlaka maske kullanımına özen göstereceğiz. Üç, kapalı ortamlarda özellikle 1,5-2 metre mesafe kuralına mutlaka uyacağız. Elimizden geldiği kadar toplu yaşamın olduğu yerlere girmemeye, gitmemeye özen göstereceğiz. Tabii ki insanlar bu süreçte çalışmak, para kazanmak, ailelerini geçindirmek zorundalar. Tabii ki iş için mutlaka dışarıya çıkacaklar. Toplu taşıma araçlarını kullanacaklar. Ama bu durumlarda da bunlara az önce saydığım 3 kurala mutlaka dikkat etmelerini çok ciddi anlamda öneriyorum. Çünkü sürecin tüm dünyada yaygın olması ve bunun bir tedavi yöntemi olarak bir aşının daha henüz bulunmamış olması sürecin nereye kadar gideceği konusunda bir belirsizlik ortamı oluşturuyor. O yüzden bu işte daha uzun zamanda mücadele edebiliriz. Aşının çıkmasıyla birlikte daha kısa sürede de bu işi sonuçlandırabiliriz. Ama biz hep kendimizi en kötü senaryolara hazırlayalım derim. O yüzden sanki çok uzun sürecekmiş gibi bu kurallara mutlak suretle uyalım. Evet, kurallara uyduğumuz sürece bu sıkıntıyı daha mı kolay atlatırız? Tabii ki. Yani sonuçta bu kurallara uymak demek bu virüsün bulaş sıklığını, bulaş yoğunluğunu azaltmak demektir. Dolayısıyla bulaş sıklığının ve bulaş yoğunluğunun da azalmış olması insanlar hasta olsa bile sağlık sistemine çok daha kolay ulaşabilir. Gerekli sağlık hizmetini de alabilir olmasını sağlar. Yani şöyle düşünün, 85 milyon Türkiye nüfusunun 6 ayda hepsinin hasta olması yerine hepsinin 3 yılda hasta olması tercih edilebilecek bir konudur. Ki hasta olan insanlar sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanabilsin diye. Evet, Avrasya Hastanesi bu noktada başarılı hastanelerden, sağlık kuruluşlarından birisi Coşkun Hocam. Pandemi döneminde de çalıştınız, evet. Ameliyatlar da gerçekleştirildi. Hastalarımız tabii bayağı bir burada bir destekler oldu. Nasıl oldu? İşte siz hastalarımızla, sağlık ekibimizle, çalışanlarımızla bir orduydunuz. Tabii ki. Yani sadece Avrasya Hastanesi olarak değil, tüm Türkiye bu konuda, bütün sağlık çalışanları bu konuda bu işin üstesinden gelebilmek adına seferber oldular. Biz de o dönemde Avrasya Hastanesi olarak elimizden geleni, üzerimize düşen vazifeyi de sonuna kadar yerine getirdiğimizi düşünüyorum. O dönemde biz bütün hekimler buradaydık tabii ki özveriyle. Bütün hekim arkadaşlarım, bütün hemşire arkadaşlarım, bütün yardımcı sağlık personel arkadaşlarım elinden gelen özveriyi gösterdi. O dönemde elektif ameliyat dediğimiz ameliyatlarımızı erteledik, yapmadık. Yani acil olmayan ameliyatları ama acil gerekliliği olan ameliyatlarımızla kanser vakalarının tedavilerini burada elimizden gelen optimum şartları sağlayarak devam ettik. Onun haricinde şu anki dönemde hastanemizde yatan hasta anlamında bir COVID hastası takibi yapmıyoruz. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş pandemi hastanelerinde takip ve tedavileri yapılıyor. Biz burada tanısını dahi koyduğumuz hastaları 112 aracılığıyla bu hastanelere sevk ediyoruz. Ama tabii önümüzdeki süreçte yine özel hastanelerin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesi durumunda yine bu işte canla başla savaşmaya devam edeceğiz. Evet hocam, iyi ki varsınız. Size ve tüm Avrasya Hastanesi'ne, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizin duyarlılığınız, özveriniz vatandaşa da yansız. Umarım. Evet, vatandaşımızın duyarlı olması gerekiyor. Şu anda ekranların başında bizi izleyen Kanal 58 izleyenleri, sizin vermiş olduğunuz o ana kuralları eğer ki uygulanırsa bu hastalığı, bu bulaşı daha rahat bir şekilde atlatmış olabileceğiz. O anlamda ne diyoruz? Maske, sosyal mesafe ve hijyen mutlaka. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz güzel bilgilerden. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbetiniz için.